Türk Telekom Medya Merkezi'nden herkese merhaba. Haftanın öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Türk Telekom, Ümraniye Teknopark'ta Nokia ile beraber kurduğu 5G test şebekesinde yeni nesil haberleşme teknolojisinin düşük gecikme, yüksek kapasite ve hız kabiliyetlerini tanıttı. 5G teknolojisini 3 farklı denemeyle gözler önüne seren Türk Telekom ve Nokia ortak çalışmasının en dikkat çeken noktası Endüstri 4.0 alanındaki denemeleri oldu. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdürü Yardımcısı Yusuf Kıraç, bu denemelerle Türkiye'nin Endüstri 4.0 sürecini hızlandıracak 5G teknolojisinin etkilerini ve kabiliyetlerini kanıtlamış olduk. Bundan sonra da Türk Telekom olarak 5G'nin farklı kullanım alanlarındaki çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz dedi. Türk Telekom basketbol playoff yolunda üst sıralara doğru çıkışını sürdürüyor. Türk Telekom Süper Lig'in 25. haftasında Pınar Karşıyaka'yı 17 sayı farkla 73-56 mağlup etti. Türk Telekom Basketbol Süper Lig'inin 19. haftasında milli maçlar nedeniyle ertelenen Aral Üniversitesi Büyükçekmece karşılaşmasında da rakibine 19 sayı fark atarak 105-86 skorla önde bitirdi. Böylece Türk Telekom playoff yolunda önemli galibiyetler almış oldu. Türk Telekom çalışanları 7 farklı lokasyon ve 5 ilde Kızılay'a kan bağışında bulundu. Bağışa Ankara Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlükleri, İstanbul Acıbadem Genel Müdürlüğü, Ümraniye Teknopark, Kayseri, Samsun ve Antalya'daki şirket çalışanları katıldı.